Birbirlerini yeni tanımaya başlayan bir çiftimiz var. Ali ve Mehtap. Hatta Murat'tan izin isteyerek bir anlamda senin tanıma yoluna girdi Ali. Ben şunu merak ediyorum. Acaba ben de izin istemeli miyim? Murat'tan mı? Yok. O Murat'tan izin istemen senin doğru değil. Senin kızlar evinde Ali'nin beraber olduğu ve ciddi bir ilişkisi olduğu eski bir aday olsaydı belki o da senin vicdanına ilgiliydi. Ama o değil miydi? Ben bitti demeden bitmez diyen bir tip var karşımda ve ben buna karşılık herhalde izin istemeliyim. İzin veriyor musun Murat? Sen ondan onu anlıyorsan söyleyecek bir şey yok. Benim izin isteme sebebim şu. Yani içeride damat adayları Murat abiyi, yani biz nasıl abi diyorsak herkes desteklediğini biliyorum. Yani ben baştan kendisinden izin isteyeyim ki dışarıdaki tepkilerden uzak olayım. Benim derdim buydu. Mantıklı da hareket ettim. Birbirinizi tanıma yoluna da girdiniz. Şimdi bakalım sizinle ilgili bir görüntü var. İzleyelim ondan sonra tartışalım. Ne yaptınız evde? Ne yapalım Mehtap ya? Bilmiyorum ya, mesela VTR verildi, biraz canım sıkıldı da. Neye? Çok da diyaloğa girmek istemedim ama. VTR verildiğinde. Bundan sonra gireceğim diye düşünüyorum ya. Dışarıda Adnan, Emre, ondan sonra Murat. Dışarıda konuşurken şey söylüyor yani. Beni, ne bileyim yani, gelinler evinde şey yaptığını söylüyor. Kendini acındırdığını düşünüyorlar. Kendini ya işte öyle göze gireceksin yani, muhabbetine. İşte kızlara biraz daha böyle şey konumuna düşüyormuşum. Nasıl söyleyeyim sana? Gözde olmaya çalışıyorum kızlar tarafından falan yani. Böyle korkuları var yani. Öyle anlamayalım tamam mı? Senin gözde olma korkuları var diyelim buna. Ben hepsinin her şeyinin farkındayım da. Anladın mı? Yani mesela şimdi de... Böyle algılamak yerine senin dediğin yerde sinirli taraf. Anladın mı? Sinirlenebileceğimiz bir taraf senin dediğin taraf. Ben aslında sen öyle bir insan değilsin. Kolay kolay sinirlenmem de bana cevap hakkı doğuyor ama susuyorum. Algılamaya çalışıyorum bunun neden böyle bir şey dediğini. Şimdi de mesela birinci açıklarken de Murat gene bir imada bulundu. Hayır olsun yani birinci kim olur dediğinde Ali olabilir dedi. Mehtap'ın arkasında duruşundan gibi falan. Bunun altında bir ima var. Adnan gene oradan bir şeyler söylemiş. Ya Mehtap hayır olsun. Dur bakalım. Damatlar evinde şöyle bir algı oluşmuş. Sen sanki sadece Mehtap, yani nasıl Murat'a kalmış gibi gözüküyorsun. Anladın mı? Yani öyle bir abi Murat'tan vesaire. Murat'tan başkasıyla hani olamaz gibi, gibi algısı var. Arkadaş burada ben varım. Anladın mı? Ben senin talibinim. Bence herkes ona göre konuşması lazım. Yani haberin neyin nereden ne çıkarmak istediklerini anlamış değilim. Hayrolsun ama diyorum ya bir insanın bir limiti var. Yani ya muhabbeti keseceğim. Anladın mı? Yani bana söz hakkı doğduğunda ben bunu dile getireceğim. Niye habire bir şey zorlama çabası içerisindeler? Böyle bir kurcalama içerisinde onu algılamıyorum. Arkadaşlar ben Mehtap ismini zikrettiysem burada herkes saygı şey olacak. Nasıl söyleyeyim sana? Yani saygı gösterecek. Evet haklısın, aslında saygı göstermek yani, zorundalardı. Ama böyle davranırlarsa benden de ters tepki alacaklar ama ki Batuhan kibar bir şekilde alacaklar bunu. Yani onların yükselmelerine karşı ben yükselemem, öyle bir yapıda değilim ama yani benim de bir limitim var. Yani ben saygı göstermelerini bekliyorum açıkçası, anladın mı? Peki Ali, senin Mehtap'a davranışın ve ilişkinizin ciddiyeti uyandırmalı o saygıyı diye düşünüyorum. Hani ilk günden itibaren o saygı kendiliğinden oluşur mu? Bu zor değil mi? Ya da onu da bizden bekleme. Şöyle söyleyeyim izninizle arkadaşlar. Yani erkekleri bir biraz tuhaf bu konuyla ilgili. Ben bunu yaklaşık 4 haftadır algılıyorum. Ondan biraz canım sıkıldı zaten. Tam olarak bundan önce kime ve neye canı sıkılmıştı? Ya dışarıda Emre, Murat ve Adnan'dı galiba. Bir muhabbet içerisindelerdi. Adnan'ın bir deyimi vardı orada. Tepki göstermememle ilgili Mehtap bir şey söylemiş. Tam olarak hatırlamıyorum şimdi VTR'yi de. Yani aklıma gelin. Adnan sen konuyu söylersen ben devamını getirebilirim madem hatırlıyorum. Tamam, şunu söyleyeyim. O zaman Mehtap Melis'i yanına çağırıp Ali de onların arasındaydı. Dedi ki benim yüzümden dedi Ali'nin üstüne geliyorlarmış dedi. Devamlı Ali'yle uğraşıyorlarmış dedi. Ali sesini çıkarmadı. Varmış demedim. Laf sokuyorlar dedi. Daha sonra tamam laf sokuyorlar daha yani beteri. Yani yaptın zaten. Daha sonra Ali'ye dedim ki abi dedim biz senin üstüne geliyor muyuz Mehtap'la ilgili dedim. Hani normal olarak.
Yo dedi, öyle bir şey yapmıyorsunuz dedi. Ha iyi dedim, hani Mehtap'la ilgili değil, biz seninle normal olarak uğraşıyoruz. Bir abi kardeş mücadele. Dedi ki yok dedi, ben onun farkındayım, ben zaten onu Mehtap'la özel olarak konuşacağım dedi. Bizim dışarıdaki söylemimizde de aynısını söyledim. Dedim ki Mehtap bunları söylediğinde Ali hayır üstüme gelmiyorlar, ben normal olarak zaten o çocuklarla böyle uğraşıyorum demedi. Ben orada ondan bahsettim. Ama biz o arada ayaklanmıştık, gidiyorduk. Çocuk yani durun bir saniye ben açıklama yapacağım, benimle uğraşmıyor. Hayır, ben Mehtap'a demiştim ki Mehtap hadi kalk gidiyoruz artık demiştim. İşimiz bitti demiştim. O yüzden çocuk bir dakika durun ben size bir açıklama yapayım diyecek hali yok. Yani bir de şu var, o gün kahvaltıda yine Ali abi geldi, bir durum oldu. Ben Emre'yi dürtmüştüm. Dedi ki Adnan dedi, ben Mehtap'la ilgili bir şey konuşurken dedi Emre'yi dürttün. Sebep neydi? Ben de bir açıklama yaptım. Sonra dedi ki çok teşekkürler. Ben de dedim ki abi asıl ben teşekkür ederim. Gelip bana bunu sorduğun için içinde kalmamış. Fakat gidip orada Mehtap'a sorduklarını keşke önce bize söyleseydin. Biz de onunla ilgili sana açıklamamızı yapsaydık, daha sonra daha net olurdun Mehtap'a karşı bu söylemlerinde. Ama işte o artık Mehtap'la bir yolla bir tanışmaya girmeyi tercih etti. Bence de burada önemsenmesi gereken kişi beraber olmaya çalıştığın kişi ilk olarak. Söyledi, damatlar evinde bunların çoğunu söyledi. Bunların çoğunu zaten biz biliyoruz, hani saygı duymasını bilmem ne vesaire. Yani, so... Söyledim. Dedan, ben saygı konusuna geleceğim Ali ile. Ali'yi zaten seviyorum, o da biliyor. Biz erkekler evi olaraktan, Ali'cim, senden çok önce sevgimizi, saygımızı Mehtap'ın dobralığından dolayı verdik. Sonra bu sevgi saygı Mehtap tarafından bitirildi. Evet, özellikle ondan sen çok sonra, kavga ettin bu hafta Mehtap'la. Ondan sonra biz Mehtap'a kredi verdik. Daha neler yaptık Murat zamanında. O Mehtap'ın kredisiydi. O krediyi de bitirdi. Şu anda Mehtap'a verecek bir şey kalmadı. Ama bunu biz yapmadık. Kendisi yaptı. O yüzden bundan sonra olaylarda hani Mehtap'ın dilini uzattığı anda o dilinin karşılığını en azından benden alacak. Daha dün koruma ben. Öncesi tartışıyordunuz. O dil bana böyle yakınlaştığı anda benden iki mislisini alacak. Çünkü bitti. Kredisi ya kalmadı. Benim, yani buradaki söylemlerin hiçbir amacından şey bir tanesi de sanki benim Mehtap'la olmamı istenmiyormuş gibi hissediyorum. Ben öyle hissediyorum. Bu benim kendi fikrim. Ondan dolayı zaten bir düşünce içerisinde, hatta veterinerin devamında da söylüyorum. Ya Mehtap diyorum, yorum yapamıyorum şu an. Puzzle'ı birleştirme içerisindeyim ki ona göre diyorum yorum yapacağım. Bak şöyle benim derdim oydu. Bak bir açıklaması var. İşe şöyle baksaydı. Şöyle bir şey yaptık. Kırmızı İşe... odaya gönderdik biliyorsunuz. Evet. Ali ile ben bunu konuşmuştum. Ali'nin sonradan bunu niçin yaptık? En azından bir netleşsin, görelim. Ona göre de herkes yoluna baksındı amacımız. Ali gelip ondan sonraki söyledikleri zaten ortada. Ben konuşabilir miyim? Ali'nin göremediği bir de şu var. Biz Ali'yi aslında ne kadar sevmişiz ki onun göz göre göre duvara çarpmasını istemiyoruz. Yani sen Mehtap'tan korumaya çalışıyorum Ali'yi diyorsun. Kendisi burada, yüzü burada. Abi, kaç kere gittim sordum öyle, Ali emin misin? Çok teşekkür ederim. Hepiniz ayrı ayrı söylediniz. Ben sevmesem yani, böyle bir şey yapmam ki. Ali'yi sevmesem. Murat'ı niye korumamışlar o zaman? Sen Mehtap'la git gör hayatım. Mehtap bir saniye, ben bir şey söyleyebilirim yani. Rica etsem. Mutlu ol hadi canım. Yani şimdi ben bir yetişkin bir insanım, yaşım 32. Yani ben bunu kendim yaşayarak görmek istiyorum. Özellikle bir daha tekrar ediyorum. Yaşa gör. Bak saygı duyuyorum yorumlarınıza, dinlerim. Yaşa gör. Ben bunu kafamda yorumlarım, yaşarım, ona göre devam ederim. Ya olur olmaz onu zaman görürüz. Hayır tamam. Pardon da. Şimdi az önceki sorunu tekrarlayalım. Murat'ı niye korumamışlar dedin. Evet, şimdiye kadar madem ben çok tehlikeliydim, niye Murat'tan beni korumadınız ben bir şey söyleyince? Hep kredi vermişsiniz ya bana. Murat'ın sabrından dolayı senin içindeki iyiliği çıkartma ihtimali olduğuna inanmıştık. Ama böyle bir ihtimal olmadığını görünce... Bir saniye sözüm bitmedi, ben başka sorular da soracağım. Hemen çektik kendimizi. Bir de dedi ki Selam kolay kabul etmedi. Bir saniye. Cevap verebilir miyim? Ben sorunun tamamını... Selam'la konuşalım da bir Mehtap bir bitirsin. Verir gibi bitireyim. İlk sorduğu soruya cevap vereceğim ama. Daha yine Murat'ı neden korumadınız dedi ya. Ha evet, peki. Bu soruyu sordun, cevap O soruya cevap vereceğim. Dördüncü hafta ben daha yeni eve gelmişim. Murat abiyle dışarıda da sohbetlerimiz var. O zaman Murat Mehtap'a dedi ki, Mehtap Murat'a dedi ki ben seninle ilgilenmek istiyorum. Evde bir söylem yaptım. Dedim ki beyler dedim artık Mehtap'a karşı laflarımıza dikkat edelim. Artık dedim Murat abiyle ilgileniyorlar. Emre bana dedi ki kusura bakmasın Mehtap bugüne kadar herkese dil uzattı. Ben dedi onlar tamamen bir yola girene kadar Mehtap'la uğraşmaya devam edin. Söyledikleri lafların hepsine cevabını da veririm dedi. Dedin mi demedin mi kardeşim? Beni orada bozdun mu bozmadın mı? Dedim. Yine Murat abi ağzını açtı mı açmadı mı?
Siz Sedan tamamen bir yola girene kadar herkes sana lafını söyledi mi sonuna kadar? Ben zaten Murat'la ilgili çok şey çektim ki burada zamanında bu iş olana kadar. Kabul ettirene kadar da ben zaten çok emek verdim. Burada ben tek taraflı aşk yaşanmadı farkındaysanız. Her şey karşılıklı yaşandı. Yani şu kelimeyi unutmanızı istemiyorum. Özür dilerim. Şimdi ben Mehtap'la bir yola girersem o zaman yine kesecek misiniz şeyi? Şimdi onu kredi algıladım bitti. Ben şimdi Ali'cim, şurada. Kredi bitti kredi. O krediden bahsediyor. O Seda Hanım bir şey sorabilir miyim? Şey ben burada gelin adayım. Damat adaylarının bana kredi vermesini ya da bana kredi etme. Gibi davranmasını, bunu yüklemelerini. Ben bunu hak ediyor muyum? Yanlış ben burada gelin adayım. Hak ediyor muyum ki, ihtiyacın hayır, var mı diye soralım. Hep saygıdan bahsediliyor az evvel pardon. Burada Eser'in ailesi bile istemiyor ki çok... Önemli bir varlık, Eser'in tam tepesinde bir varlık değil mi? Ailesi evet. istemediği halde böyle bir güç gösterisi var. Buna saygı göstermeyen bir aile varken siz buna destek çıkıyorsunuz. Aile karşıyken evet aşk var. Madem insanların ilişkisine saygılısınız, siz aile varken siz kim oluyorsunuz? Anladınız mı? Eğer bir ilişkiyi bir aile siz kim oluyorsunuz? İstediğiniz kadar kredi verin vermeyin. Bu ilişki gider ya da gitmez. Örneklendiriyorsun, çeviriyorsun, oradan tamam buradan mı? Döndürüyorsun. Burası böyle senin için fark eder. Bunun dışında başka bir şey. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.